Merhaba. Şimdi sizlere C++'ın paket yöneticisini göstereceğim. Microsoft WCPKG adında bir paket yöneticisi yaptı. Pip yani Python paket yöneticisine benziyor. Alternatif paket yöneticileri de var fakat WCPKG kadar kolay bir paket yöneticisi yok. Google'a WCPKG yazıp yazarsanız şurada dokümanı çıkıyor, dokümantasyonu. Kendisi bir CMake aracı. CMake nedir? Büyük C ve C++ projelerini derlemek üzere bir eklenti. Kendi başına da bir programlama dili gibi sayılabilir. Ama asıl amacı matematik işlemi yapmak ya da OpenJ işlemi yapmak yerine sadece ve sadece derleme işlemlerini kolaylaştırmak. Şimdi buradan GitHub sayfasına geliyorum ve buradan clone deyip down indiriyorum. Ben bunu indirdim burada. Bunu hemen şuraya çıkarttım. Pekala ben bunu nasıl çalıştıracağım? Nasıl çalıştırılacağını da burada anlatıyor. Öncelikli olarak CMake kurmanız gerekiyor. CMake en son hangi versiyona çıkmış? Belki ben de güncellerim. Dalın. Hemen bir CMake de kuralım. CMake üzerine de durabilirim. Belki bir ara. Yine CMake'in alternatifleri var tabi. Ama CMake çok kullanılıyor. Hemen yüklensin. Tabii benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben 64 bit yükledim. Şu yüklensin ben devam ettireceğim. Evet yüklendi. Finish tuşuna bastım. Artık sadece Windows dışında sadece Windows ile değil de hani Linux ve MacOS ile de çalışıyor. Hemen paket yöneticisini boot edelim. Artık bu işleme boot diyorlar. Bir şeyi çalıştırmaya. Building WCPKG paketini derliyor. Bunlar C++ dosyaları. Kod üretsin. Hemen bir WCPKG exe oluşturdu. Bizim işte işimize yarayacak exe bu. WCPKG exe. Hemen bir açalım. WCPKG yüklenmiş durumda. Şimdi eğer işletim sistemi içerisinde kullanmak istiyorsak WCPKG integrate install diyorum ve user-wide olarak şey yapıldı. Ve Visual Studio projelerinde de entegre etmek istiyorsanız NuGet paketini indirip kuruyor. Bakalım PowerShell'e kurabilecek miyiz? Nedense şu an için PowerShell'de sıkıntı çıkartıyor. Halbuki önceki bilgisayarımda sıkıntı çıkartmıyordu. Pekala ben şimdi bu WCPKG'yi nasıl kullanacağım? PKG. Bana yardımcı oluyor zaten. WCPKG dediğim gibi aynen bir pip gibi kullanılıyor. Yani Python Package Manager gibi kullanıyorum. İçinde bütün C++ paketlerini bulundurmuyor. Ama önemli olanları bulunduruyor. Şöyle göstereyim.
baştan itibaren. Search diyerek, şuradaki search ifadesiyle beraber bütün paketler gözükebiliyor. Ayrıca ara ara yeni paketler de ekleniyor. Yeni kütüphaneler de ekleniyor. Önemli paketler, mesela Armadillo var, Arrow var, ASIO var. AVS'nin bütün kütüphaneleri burada. Çeşitli eklentileriyle beraber. Evet, Boost kütüphanesi var. Big Integer kütüphanesi var. Doğru hatırlıyorsam Beast, evet, bu da önemli bir, bu da kullanışlıydı. Shining Boost'un bütün kütüphaneleri var. Bütün parçaları var. Evet, Cafe2 var. Cafe2, yani Machine Learning kütüphanesi, C++. Capstone var. Reverse Engineering. Tersine mühendislik. Serial var. Serialization kütüphanesi. Aynı zamanda başka. OpenCL ile ilgili kütüphaneler var. Ha evet, mesela Constant Express kütüphanesi var. Başka CUDA var. CUDA'yı yüklemek zorunda değilsiniz. CUDA'yı indirip kendisi de kurabilir buradan. Curl var. Crow var. Crow da bir web kütüphanesi. Mikro web kütüphanesi. Dlib var. Dlib de gene makine öğrenimi, matematik ve yüz algılama vesaire de kullanılıyordu. Ben kullanmıştım. Eigen var. Bak, Eigen önemli. İşte tam anlamıyla bir linear algebra kütüphanesi. EntityX var. Güzel. Yani önemli olan kütüphaneler burada. FFmpeg var. Bunları normalde tek tek yüklemek çok zor oluyor. Bu şekilde kullanımı oldukça kolay. General Optimization kütüphanesi. GLFWW var. Şurada GLFWW3 var. OpenGL kütüphaneleri var. GSL var. GNU Scientific Library. Yani bilimsel hesaplar yaptırmak istiyorsanız. Halde var. Halde de bir programlama dili. C++ içine gömülen. Yüksek performanslı kod üretiyor. HPX var. Yine kolay bir şekilde C++'da yüksek performanslı işlem yaptırmayı sağlıyor. HVLOC var aynı şekilde. IJU var. Unicode kütüphanesi. Intel'in kütüphaneleri var. MKL. Önemli olan libUSB'de olması lazım. LibLinear var. Güzel. Bunlar Rust veya NIM veya Julia olsun. Bunlarla beraber kullanımda çok işe yarar. Bunları direkt olarak indirip kullanabilmek çok güzel. Ha bak, mesela Lua var. Lua da güncellenmiş en son. Lua dili var. MATLAB dosyalarını okuyabilmemizi sağlayan Matio kütüphanesi var. Bakalım başka kullan, hani en azından kullandığım şeyler. Microsoft MPI var tabii ki. Vue.js var. Vue.js JavaScript gömecekseniz uygulamanıza, C uygulamalarında işte Vue.js hatırlıyorsam V8 motoru. Google'ın V8 motorunun bir uzantısı. Fast Person Library. Tamam. Ha, Nana var. Evet. GUI kütüphanesi. Çok kolay. Kullanımı çok kolay. Ogre var. Evet. OpenCV var. OpenCL var. Şimdi bunları göstereyim. Başka önemli. Ha, Python kütüphaneleri var. Eğer Python 2 de eklenmiş en sonunda. Python 3 var. Bu Python C++ uygulamalarını gömmek için. Qt'nin kendisi var. Qt'yi normalde dışarıdan
indirip yüklemek zorundasınız. Küvete var. Gene bilimsel uygulamalarda, teknik uygulamalarda şey yapmanızı sağlıyor. Grafik oluşturmanızı sağlıyor ve hatta gönüllü sistemlerde dahi çalışıyor diye hatırlıyorum. Evet, Range kütüphanesi var. Güzel. Başka hızlı şekilde geçme. HSSTL2 var, Skitter var. HTML, CSS ile GUI yapıyorsunuz ve arka tarafta da C++ kodlarını gömüyorsunuz. C++ öyle kötü bir dil değildir. Hani genelde bir duvara toslama hissi verir ilk başta. Fakat sabır gerektiriyor gerçekten. String teori var. Güzel. String işlemleri için. FMT'de olması lazımdı. Ha, VTK var. Evet, bu da yeni bilimsel uygulamalarda da çok kullanılıyor. En önemli kütüphane. Bazı yeni kütüphane eklenmiş. Onlara baktım. Şimdi mesela bir tanesini yükleyelim. VCPKG install STL 2 ve mesela FMT diyelim. Eğer bu şekilde yaparsak bize sadece x86 binary'lerini derleyecektir. Ve bunları da DLL olarak derleyecektir. Şimdi şunu yüklesin, sonra bir de x64'ü yükleteceğim. Evet, bak VTL de şey, VT de yüklenmiş. Yani şey, web uygulamaları, web GUI geliştirmek üzere, C++'da web GUI geliştirmek üzere kullanılıyor VT. Web Toolkit diye geçiyor. İsterseniz internet araştırın. Hemen beni aşağı kaydıracaktır da yine de bakacağım. Bir tane Excel şeylerini okuma kütüphanesi vardı. Evet, bu. Sanırım bu. XLNT. Evet, bu var. Şunu da kullanmıştım. YAML var. Zlib var. Sıkıştırma için kullanılıyor. Önemli bir kütüphane Zlib. Tamam. Şimdi ben bunları eğer ki 64 bit olarak yüklemek istiyorsam 64 bit. Windows, şöyle göstereyim. 64 bit Windows olarak yazmalıyım. İkisine de. Evet, bir tanesi yüklendi. Şimdi sırada yerleri var. Burada. Tamam. Şimdi biraz daha aşağı kaydırayım. Şimdi bunları diyelim ki, şimdi bunlar DLL olarak yüklenmişti. Şimdi x86 Windows statik dersem, işte bu şekilde yüklemesi, statik olarak yüklemesi lazım. DLL bağlantılarıyla değil de artık sadece .lib olarak var. Etrafta da DLL kalmayacak. DLL'nin amacı programın derlenmesini birazcık daha hızlandırmak. Çünkü linker işlemi uzun sürüyor. Gerçekten uzun sürüyor. Peki yani linker dosyaları büyüdükçe, sadece statik olarak derlersem .lib dosyaları büyüyecektir. Bunları da dahil etmekte linker zorlanacaktır. Daha hızlı dahil etmekte zorlanacaktır. DLL dosyaları üretirken de şeyler düşüyor. Şimdi x64 için x64 diyeceğim. Daha sonra göstereceğim hangi platformlar için derlenebiliyor. Daha çok
x86 ve x64 platformları için derleniyor. Şurada kendi sesinden gösteriyor. İlla ki benim göstermeme gerek yok. Fakat bu eski bir kaynak. Evet, yükledim. Her kütüphane statik olarak yüklenmiyor maalesef. Evet, bu kadar. Görüşmek üzere.